Sıvı basıncı ile devam ediyoruz sevgili öğrencilerimiz. Evet, basınç kavramının ne olduğunu görmüştük. Basınç ne demekti? Birim üzeri uygulanan dik kuvvete basınç diyorduk. Peki bir kap içerisinde H yüksekliğinde D öz kütleli sıvı varsa bu sıvı bulunduğu kabın tabanına ne uygular? Bir basınç uygular. Uygulamış olduğu basıncı peki nasıl gösteriyoruz? Yükseklik çarpı öz kütle çarpı yer çekimi ivmesiyle gösteriyoruz. Yani P eşittir HDG diyoruz. Yükseklikle doğru orantılı. Sıvının öz kütlesiyle de doğru orantılı. G'yi çoğu zaman almayacağız. Neden almayacağız? Çünkü bulunduğumuz ortam aynı. G'yi uzayda yapıyoruz işte. Aynı. Yer çekimi yok. Öyle mi? Evet. Lütfen. Şimdi özelliklere geldik. Birinci özelliğimiz. Birinci özelliğimiz için şunu söyleyeceğiz. K ve L noktaları verilmiş ama birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli iki farklı sıvı var. D1 öz kütleli sıvının yüksekliği H1, D2 öz kütleli sıvının yüksekliği ise H2 olarak gösterilmiş. Burada K ve L noktalarına uygulanan basınçları bulacağız. Şimdi kapattık. Sadece K noktasına baktığımızda K'nin üzerinde kalan kısmın basıncını alacağız. Yani yüksekliğim H1 kadar, öz kütlem D1 kadar, o zaman PK eşittir H1 çarpı D1 çarpı G şeklinde yazdık. Daha sonra L'ye baktığımda L'nin üzerinde hem bu kısım hem de bu kısım kalıyor. O zaman her ikisini ayrı ayrı yazıyorum. H1 D1 G artı H2 D2 G şeklinde ne yaptım? L noktasındaki basıncımı yazabildim. Peki ikinci özelliğimiz şekiller farklı farklı verilmiş. Yani kaplar farklı farklı verilmiş. Ama buradaki basınçlar görmüş olduğumuz gibi her üçünde de eşit. Neden? Çünkü içlerine aynı sıvıdan konulmuş ve aynı yükseklikte konulmuş. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Sıvının yüksekliğine ve öz kütlesine bağlıydı. İçindeki hacimle ya da kabın şekliyle bir ilişkisi var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla her üç kapta da basıncın, sıvı basıncının aynı olduğunu gördük. Çok enteresan geliyor yalnız bunlar bana şu anda. Üçüncüsü. Şimdi K, L, M noktaları verilmiş ve bu noktalardaki sıvı basınçları bizden istenmiş. Şimdi K noktasındaki kolay. Üzerinde 3E yüksekliğinde bir sıvı var. Doğru mudur? Hı hı. Dolayısıyla 3E çarpı D çarpı G olarak yazdık. L'ye geldik. L'nin üzeri boş. Doğru. Ama şunu biliyoruz. Aynı yüksekliklerdeki sıvıların basınçları aynıydı. Yani şuradaki basınç aslında L noktasına uygulanan basınç. Ama bunun üzerinde sıvı yok. Yok ama şuraya uygulanan basınçla şuradaki basınç eşit olduğundan dolayı burası da HDG kadar oldu. Vay. Eşit yüksekliği olduğu için. Hı hı. Aynı şekilde M'ye baktık. Yine bunun üstü boş ama şuradaki yükseklikler yani şuradaki basınçların aynı olduğunu bildiğimiz için M'deki basıncın da 2H çarpı D çarpı G'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çok enteresan. Bir farklı durum. Şimdi D1 ve D2 birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli iki farklı sıvılarımız var. Bir kere şunu biliyorum. Altta kalanın canı çıksın. öz kütlesi daha fazla olacak. Ben yalnız ortaya açıyorum. Sonra çekiliyorum kenara. Altta kalanın öz kütlesi daha büyük olduğu için direkt D1 büyük D2 yazabildim. Ve şunu söylemişim. Birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli sıvıların karışım yapması sağlanırsa bu durumdaki sıvı basıncı azalır. Neden azalır? Çünkü D2'nin öz kütlesi daha küçüktü. Hı hı. Daha fazla hacme sahip olduğu için burada ne yapacak? Karışımın öz kütlesi azalacak. Karışımın öz kütlesi azaldığı için de sıvı basıncı azalacak. Hı hı. Yani aslında bu iki şekil aynı. Biri diğerinin ters dönmüş. Aynen öyle. Bizim Fatma gene mükemmel bir şekilde çizmiş. Almış bunu daraltmış. Zayıflamak istiyor herhalde. Böyle bir şekil yapmış. Buradaki D1 basıncı azalır derken neyi kastediyor? Karışımdaki yani şimdi şurada tabana uygulanan... Düşüktür yüksektir mi demek aynen, istiyoruz yani aslında? Aynen yani burada uygulanan basınç şimdi şöyle düşünün. Karışımın öz kütlesini bulacağız ya. Karışımın öz kütlesini bulurken ne yapıyoruz? Burada D2'den daha fazla katmışız. Hı-hı. Doğru mu? Hacimden dolayı. Çünkü genişliği buradaki hacim daha fazla. D2 daha fazla katıldığı için demek ki bu nedir? D1'den yani şöyle söyleyeyim. Karışımın öz kütlesi D2 ile D1 arasında. Ama nereye yakın? D2'ye, şu D1, şu D2. Neye yakın? D2'ye yakın gibi. Burada ise olay tam tersi. D1 daha fazla olduğu için burada da karışımın öz kütlesi artıyor. Dolayısıyla da sıvı basıncı artıyor. Hı-hı. Öz kütleyle doğru orantı ilişkisi var. Şimdi yine farklı bir özelliğimiz var. Birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli sıvıların karışım yapması sağlanırsa kap tabanındaki yani K noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Onun dışında tüm noktalardaki sıvı basınçları artar. Hı-hı. Normalde biz hep şöyle yaparız. İşte K noktasındaki sıvı basıncını bulabilmek için işte H1 D1 G artı H2 D2 G şeklinde yazarız. Tabi bu düz kaplar için geçerli. İşte ondan sonra mesela ne yapıyoruz? N noktasındaki basıncı bulacağım. O da nedir? H2 bölü 2 çarpı D2 çarpı G artı H1 D1 G şeklinde. Tabii buranın bunları... ortasında olduğunu düşünürsek bu. Aynen. Uzun uzun yazarız. Ama şu kısa yolu bulursak soru çözümü bir dakikadan 15 saniyeye iner okumasıyla birlikte. Neden?
Ben bu iki sıvıyı karıştırırsam bir tek kabın tabanındaki sıvı basıncı değişmiyor. Onun dışında her noktadaki sıvı basıncının artacağını kesinlikle biliyorum. Çünkü yoğunluğu çok olan şu sıvı yukarıya doğru çıkacaktır. Dolayısıyla üst kısımda kalan ortalama yoğunluk artacak. Başlangıca göre aynen artacak. Yoğunluk artacak. Hangi noktada olursa olsun hepsi artacak. Aynen. Bir başka özel durumumuz var. Şimdi 3 tane farklı kap var. Düz kap, ağzı genişleyen kap, ağzı daralan kap. Hı-hı. Bu bunun grafikleri. Bu bunun grafikleri. Bu bunun grafikleri. Şimdi düz bir kapsa ne yapacak? Sıvı yükseldikçe basınç artacak. Yani musluktan su akmaya başladıkça, yükselme başladıkça ne yapacak? Doğru orantılı olarak bir artış var. Hı-hı. Zamanla yükseklik de doğru orantılı olarak artacak. Basınçla yükseklik arasındaki ilişki de yükseklik arttıkça basınç da artacak. Ağzı genişleyen bir kapsa, ağzı genişliyor. Gitgide aslında yükseklik azalarak artıyor. Yükseklik zorlanmaya başlıyor. Aynen. Yükseklik zorlanınca basınç da zorlanıyor. Yani ne yapıyor? Azalarak. Zorlanma örneği garip oldu, pardon. Ben susayım bugün. Azalarak artıyor. Evet. Doğru mudur? Şimdi zamana bağlı olarak basınç azalarak arttı. Yükseklik çünkü azalarak arttığı için aynı grafiği çizdik. Basınçla yüksekliğe bakarsak yükseklik ne kadar artarsa basınç da o kadar artacak. Doğru orantılı. Ağzı daralan bir kap. Bu ne yapıyor? Bir anda yükseliyor. Burada zorlanma yok arkadaşlar. Kolay bir şekilde ne yapıyor? Hızlıca yükseliyor. Ne yapıyor? Hızlıca yükseldiği için şurada hani hızlanan bir hareket varmış gibi düşünüyoruz. Hı hı. Yükseklik de zaten basınçla aynı ilişkili olduğu için burada da aynı şekilde yükselme gördük ama basınçla yükseklik arasındaki ilişki yine yüksekliğin ne kadar artarsa basınç da o kadar artacak. Doğru orantılı dedik. Bir diğer önemli noktamız genleşmesi önemsiz KLM kapları ısıtıldığında sıvı basınçları ne olur? Şimdi düz bir K kabı, ağzı genişleyen L kabı, ağzı daralan M kabı var. Bunların genleşmeleri önemsiz ve kapları ısıtıyorum. Kapları ısıttığımda K'nin basıncı değişmez. Neden? Neden? Çünkü yükseklik artacak değil mi bir miktar? Aynen. Ama yoğunluk azalacak. Aynen. Yoğunluk azaldığı için birbirlerini dengeliyor. Çünkü sıcaklık arttıkça ne yapıyordu? Cisim genleşmeye başlıyordu. Cisim genleştiği için hacim artıyordu. Hacim arttığı için yoğunluk azalıyordu. HDG değişmiyor o yüzden. Yani H artarken D azalıyor. O yüzden ne yapıyor? Basınç sabit kalıyor. Ama burada yine yoğunluk azalıyor. Fakat yükseklik o da daha yavaş azalıyor. Daha yavaş. Daha yavaş zorlanarak azalıyor. Vay be. O yüzden ne yapıyor? Aslında. Basınç azaldı. Burada yükseklik bir anda artıyor. Yoğunluk azalıyor ama yükseklik ona göre daha fazla artmış olduğu için sıvı basıncı artıyor. Vay be.